Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Aktay'a bugün anlatacağım konu her zamanki gibi sertleşme bozukluğu ile ilgili. Sertleşme bozukluğunda yeni çıkan maddelerle ilgili aslında. Geçen izlediğim bir video aslında bu videoyu yapmama teşvik etti beni. Güzel bir videoydu. Anabolizan kullanımı sonrasında post-cycle treatment denilen dönemde, bu anabolizanlardan çıktıktan sonra rahatlama döneminde işte vücutçuların kullandığı ilaçlardan bir tanesi growth hormone linking peptide 6'dan bahsetti orada arkadaş. Sertleşmeye iyi geldiğini söyledi. Gerçekten de daha önceden bundan 3 sene önce bir video yapmıştım bu peptitlerle ilgili, growth hormonlarla, LGF'lerle ilgili bir video yapmıştım. İyi geldin, sertleşme bozukluğuna iyi geldiğini söylüyor hakikaten çalışmalar. Ama growth hormon dedik peptit de yani GHR6 ile ilgili fazla yayın yoktu. Gerçekten baktığımda hayvansal çalışmalarda, deney hayvanlarla ilgili yapılan bir çalışmada sertleşmeye iyi geldiğini gösteren bir yayın var ama şöyle bir şey var. Aslında orada yani bu GHR6, growth hormone linking peptide 6 aslında giherelin dediğimiz yani işte açlıkta mideden güçlü bir şekilde salınan ve bu açlık hissini uyandıran aynı zamanda beyinden işte growth hormon salgılanmasına işte IGF-1, IGF-1 salgılanma yolunu açan bir hormonun aslında analogları yani hormonun modifiye edilmiş şekilleri aslında bunlar. Bu giherelinden ne yapıldı? MK677 yapıldı, growth hormone peptide 1 yapıldı, 2 yapıldı, 6 yapıldı, bir de hexarelin yapıldı. Aslında bu growth hormone peptide GHR6 da bunlardan bir tanesi. Ne oluşturuyor? İşte kullandığınız zaman hiperglisemi yapıyor. Hiperglisemi yapıyor. Çünkü growth hormon arttırıyor. Aynı zamanda prolaktin, aynı zamanda işte kortizolü arttırıyor. Oksitosin de arttırdığını göstermiş yayınlar. Bunların aralarında en güçlüsü olan hexarelin. Kullanıldığı zaman yani growth hormone peptide 6 gibi oksitosin reseptörleri dediğimiz beyinde oksitosin reseptörleri dediğimiz bölgeyi etkileyerek cinsel isteği gücü arttırabiliyor. Bu grup oksitosin reseptörü üzerinden çalışabiliyor. Aynı zamanda bu grup IGF-1'i growth hormonu arttırıyor tabi. Şimdi oksitosin ne diyeceksiniz? Oksitosin 1950 yılında keşfedilmiş beyinde ilk bulunan nöropeptitlerden bir tanesi ve bütün vücutta fonksiyonu var. İşte anneye annelik hissini veren, işte sosyal iletişimimizi güçlendiren, bağışıklık sisteminde, gastrointestinal mide bağırsak sisteminde çok önemli rolü olan bir hormon vücutta. Olmazsa olmaz bir hormon. Bu hormon üzerine çalışabiliyor. Dediğim bunun gibi bu giherelin grubu oksitosin üzerinden çalışabiliyor. Aynı zamanda growth hormon ve IGF'i de arttırdığı için sertleşme bozukluğuna iyi geliyor. Çok sınırlı yayın var bununla ilgili. Bir elin parmağını geçmez. IGF-1, IGF-1 işte kullanılıyor mu sertleşme bozukluğunda? Ya da işte growth hormon kullanılıyor mu diye soracak olursanız IGF-1 ya da growth hormon bununla ilgili bir endikasyon yani bir etiket almış durumda değil. Yani sertleşme bozukluğuyla ilgili bir etiket almış durumda değil. Ama yapılan çalışmalara baktığımız zaman hem IGF-1'in hem de growth hormonun eksikliğinde sertleşme bozukluğunun arttığını birçok yayın göstermiş. İki tane çok güzel yayın var. Bir tanesi Türkiye'den sertleşme bozukluğu olan ve olmayan hastaları değerlendirmişler. Sertleşme bozukluğu olan grubun IGF-1 seviyesi çok bariz bir şekilde o sertleşme bozukluğu olmayan gruba göre bariz bir şekilde düşük çıkmış. Anlamlı bir şekilde düşük. Bu çok önemli aslında. Yani sertleşme bozukluğu olan belli bir yaşta bir insan aslında IGF-1 testi de yapılabilir. Bu da hani IGF-1 düşükse belki de growth hormon versen kişinin durumu düzelecek olabilir. Bununla ilgili deneysel zaten bir sürü çalışma var ama klinik hiç çalışma yok. Aynı zamanda bir de growth hormonla ilgili bir çalışma var. Yetişkinlerde growth hormonu eksikliği olan hastalarda, yetişkin ve growth hormonu eksikliği olan hastalarda bu hastaları iki gruba ayırmışlar. Bu hastaların bir kısmı biz demiş ki growth hormonu biz kullanmayacağız, istemiyoruz demiş. Ben de bu eksiklik varsa var demiş, kabul etmiş. Bir grupta bu ilacı growth hormonu ben alacağım demiş. Ben de bu eksiklik varsa ben alacağım demiş. Bu growth hormonu tedavisi alan grupta sertleşme bozukluğu çok daha az gözükmüş. Ama growth hormon eksikliği olan grupta ve tedavi almayan grupta sertleşme bozukluğu, erektil disfonksiyon çok daha fazla anlamlı bir şekilde daha fazla olduğu tespit edilmiş. Bunun dışında klinik olmayan yani insanlar üzerinde değil de hayvanlar üzerinde birçok çalışma var. Hatta Çinliler şöyle bir iki tane çalışmalar var onların güzel çalışmalar var. Bir tanesi IGF-1 gen ekspresyonunu yani IGF-1 gen tedavisi yapmışlar farelere. Farenin penisine
virüste IGF-1 genini üretecek, IGF'yi üretecek geni farenin penisine transfer etmişler ve bakmışlar ki farede sertleşme bozukluğu düzelmiş. Başka bir çalışmaları daha var gene. Bu biz sertleşme bozukluğu düzelsin diye göbek çevresindeki yağları bir işlemden geçirip kök hücreleri ayırıp penise naklediyoruz. Penisli kök hücre tedavisi deniyor buna. Bu kök hücre tedavisi yapılanlarda penisinde IGF-1 üreten hücrelerin arttığını ve IGF miktarının arttığı gösterilmiş kök hücre tedavisinden sonra. Bu da çok güzel bir çalışma aslında. İkisi de çok güzel, anlamlı çalışmalar. Yerelin hormonuna bağlı hormonların analoglarının oksitosin üzerinden beyinle çalıştığını bilmiyordum açıkçası. Güzel bir çalışma olmuş. Aynı zamanda growth hormonu ve IGF-1 seviyelerinin sertleşme bozukluğunda bakılması gerektiği anlamlı bir durum. Biraz sıkıcı bir video oldu ama dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.